Merhabalar. Her videoda böyle yapıyorum, değil mi? Böyle bir şey deyip bakıyorum. Çünkü hangi videoyu çekeceğime bir türlü karar veremiyorum. Bir sürü bekleyen video var. Etrafım, her tarafım eşya dolu. Hemen başlayayım. Birkaç tane arka arkaya alışveriş videosu çekeceğim. Hepsini bir tane de çekmeme ihtimal yok. Bir tane aksesuar videosu var, alışverişi çekilmiş. Onu herhalde bundan evvel yayınlarım. Yani bu sırasıyla düzgün çekip yayınlayamama olayından pek hoşnut değilim, ama hepsini birden çekmeyince de olmuyor. Böyle karışık bir durum. Neyse. İlk önce Amerika alışverişimle başlayayım. Amerika'dan bayağı yüklü bir miktarda kozmetik alışverişi yaptım. Keşke sipariş verdim ve şak diye kapıma geldi falan diyebilseydim, ama ben şanslı olanlardayım. Yurt dışında kuzenim yaşıyor. Çok uzun zamandır ona istediklerimi zaman zaman söylüyordum. Bazılarını indirimde bulup alıyordu falan böyle. Ya da o bir şeyler bulup bana söylüyor. Yani kozmetik tutkum olduğunu bildiği için mesela drugstore.com'da bir indirim yakaladı. %20 olması lazım tüm sitede. Oradan bir kısım aldım. Başka nereden aldı? Bir kısım Nordstrom'dan kendi gittiğinde gördüğü aldığı var. Çoğu drugstore.com'dan, ama fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum, ama hatta bir kısımda şey vardı. Ben ona yüklüce bir liste verdim, sıralamaya koydum. Nasıl anlatayım? Mesela bir üründen 5-6 renk söyledim. Bulabildikleri, yani en çok istediğimden aşağı doğru, o en üst iki tanesini aldı falan, bulabildiklerini. Hani iki tanesi yoksa alta in, diğerlerini al. Böyle karışık, hay haftalar süren bir uğraştan sonra çok iyi şeyler aldım. Bu mesela Sephora'dandı. Elime ilk bu geldi. Karışık gideceğim. Bu Sephora'dandı. Sephora'dan kendine alışveriş yapıyordu. Sana da bir şey alayım mı dedi. Ben de Lorac Pro paleti çok istiyordum. Bunu söyledim. Bunu herhalde ben söyleyeli 5-6 ay oluyor. O zaman aldı. Fakat işte yeni Türkiye'ye gelirken getirebildi. Bu Türkiye'ye getirme durumu, gelen biriyle göndermek artık eskisi kadar kolay olmuyor. Çünkü kilo taşıma problemi falan, 20 kilo sınırı var galiba. Neyse, yani işin özü internetten sipariş vermedim. Sadece ben istediklerimi söyledim. Kuzenim getirdi. Bu videoyu da niye yapıyorum? Sizin de tanıdıklarınız, gelenleriniz, gidenleriniz varsa hani yardımcı olayım, fikir vereyim açısından. Pro paletin içinden bir tane primer çıkıyor. Denemedim tabii ki. Paleti denemedim. Şöyle göstereyim. İncecik, o kadar güzel ki, böyle üstü Nars'ın şeyine benziyor ama değil. Yani o daha böyle bir kauçuk gibi, rubber, böyle bir yapış yapış. Bu da karton aslında ama biraz şey bir karton. Yani çabuk leke tutacağını düşünüyorum bunun da, onun gibi. Şöyle renklerini göstereyim. Bunun üst sırası, yani şöyle tuttuğum için alt sırası oluyor, ters tuttuğum için. Alt sırası tamamen mat renkler, şu siyahın olduğu sıra. Üst sırada daha ışıltılı renklerden oluşuyor. Kaç renk var bilmiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 renk. Çok güzel, açıktan koyuya ve muhteşem renkler. Özellikle şey, mat ve ışıltılı renklerin bu kadar bol bir şekilde bir arada olması çok işime geldi. Koyu siyah içinde var, koyu kahverengi var, orta kahverengi. Yani yapmak istediğiniz her türlü makyajı yapabileceğiniz renkler var. Çok güzel bir Deep Purple adında, şöyle göstereyim. Çok şahane bir mor var şurada. Bakır rengi var. Bayıldım bununla. Hatta mat beyaz bile var, mat krem rengi de var. Yani kendisinden çok memnunum kullanmadan da. Çok güzel de yorumlar okudum, seyrettim. Birçok insan Naked paletlerinden bile kullanmaya başladıktan sonra daha çok bunu kullandıklarını da söylüyorlar. Ben de hevesle bekliyorum oynamayı. Henüz oynamadım. Sonra şöyle çantamı alayım. Çantanın içine attım çünkü aldıklarımı. Biraz acıklı bir durum yaşandı ama kurtardık olayı. Wet n Wild paletlerinden söyledim. Tabii ki en çok istediğim şeylerden biriydi. Bir kısmı kırılıp gelmiş. Para iadesi yapmışlar. Ondan sonra para iadesinden sonra tekrar siparişinde iki tane daha söylemiş falan filan.
Öyle bir karışıklık olmuş. Bu kırılan paletlerden biri. Bu para iadesi yaptıkları için bana bedavaya gelmiş oldu. Sadece içinde bir, gördüğünüz gibi leş gibi tabii, ama sadece içinde şu kırılmıştı, toz halindeydi. Ben de hemen hiç oyalanmadan onu presledim. Çok muhteşem gözükmüyor ama yani kullanırım, hiç fark etmez. Yeter ki elimde olsun. Renkleri de gayet güzel gözüküyor. Pigmentasyonları da hiç fena gözükmüyor. Kırık olmasaydı tabii daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Geri gönderimde talep etmemişler. Bu sağlam gelenlerden. Şöyle yeşilli olan bu Color Icon paletlerden, 8'li olan bu Comfort Zone. Zaten bunlardan 3 tane var. Sonra çıkan mat olanları falan var ama o sitede yoktu. Hatta şu sıralarda böyle bir sipariş verme, birine getirtme ihtimaliniz varsa, bunların aynısının beyaz paketli olanları, şuralarında böyle çiçekler olanları var. Çok güzel gözüküyor renkleri. Ay Bilgen, bir bak kendine. Ben alamıyorum, sen al. Yani ben çok aldıklarımdan çok mutluyum, o açıdan demiyorum da, yeni gördüm onları. Wet n Wild'ın bahar koleksiyonu çıkmış, çok güzel gözüküyordu. Bu da mavi olanı, bu da sağlamdı. Ondan sonra hatta neyse, bu konuya girmeyeyim, sonra sürpriz. Şöyle bir tane bu Knock on Wood, şöyle pembeli olan bu Cool as Cucumber, yeşilli morlu. Bu herkesin severek kullandığı Walking on Eggshells. Bundan da bir tane daha var elimde ama paramparça geldi. Aslında bu çift olanları, hani diğerleri daha kullanılabilir durumda olsaydı, çok hani bir rengi kırılmış gibi, bu sağlam olanlarını hediye verecektim. Ama onlar bayağı birbirine girmiş durumda. Onlar pek kurtarılacak. Yani bir miktar kurtardım. O haliyle ancak arkadaşlarıma vereceğim. Ya da anneme verebilirim, bilmiyorum. Bu da I Got Good Jeans. Bunları değiştirmiş ve sağlamlarını alabilmiş bulunuyorum. Çok mutluyum. Başka Bilgen'den gördüğüm ve merak ettiğim iki tane fondöten vardı istediğim. Biri bu. Biri yine Revlon'un yeni çıkmış olan Nearly Naked fondöteni ve hatta pudrasından da pek memnunlar. Onları denemek istiyordum ama kararımı bunda kıldım. Yani ay, buram benim dayak yemiş gibi çıkıyor ya. Allah'ımı fazla kaçırdım ışıktan mı acaba? Neyse. Şöyle. Yani yumruk yemişim gibi gözüküyor bana. İnşallah öyle gözükmüyordur size de. Şu çok ağırmış hakikaten. Yani kapa ağırlığı olarak kullanabilirsiniz. Yani cam olduğunu ve ağır olduğunu, yani cam olduğunu düşünmüştüm ama hiç bu kadar ağır olduğunu düşünmemişim. Hani birinin kafasına atarsınız bayağı bir yarar. İçinde de o kadar çok ürün olduğunu zannetmiyorum. Minnacık bir şey gözüküyor. Kaç gram diye baktım. 23,7 mililitre, yani 30 mililitre bile değil. Ama güzel bir fondöten olabileceğini düşünüyorum. Çok merak ediyorum. Henüz denemedim. Nearly Naked'de de aklım kaldı ama ikisini birden almak istemedim. Daha doğrusu yazdığım listede o da vardı. Bunu üstte yazmıştım. Bunu bulmuş, bunu almış. Bir tane Maybelline'in şeffaf maskarası var. Bunu sipariş etmemiştim. Kuzenimindi. Hemen el koydum. Sen dedim alırsın kendine. Revlon Lip Butter'lardan denemek istiyordum. Şöyle iki tane koyu rengi aldım. Açık renklere çok fazla bulaşmadım açıkçası. Çünkü bunlar daha transparan tarzı rujlar olduğu için, adı üstünde. Hani çok renk vermezse çok sevmem diye düşündüm. Ben biraz daha fazla renk veren şeylerden hoşlanıyorum. Bu Red Velvet olanı 0,40. Bu da 0,35. Candy Apple. Çok güzel gözüküyor renkler. Elimde şöyle bir denedim. Gayet güzeller. Dediğim gibi daha transparan. İşte lip butter biliyorsunuz zaten. Evelemeye gevelemeye gerek yok. Physicians for... Bu arada bunların bir kısmında çok güzel indirimler yakaladım. Takip etmekte fayda var. Bir kısmı
Bir al, ikincisi %50'ydi. Mesela Lip Butter'lar öyleydi. Revlon öyleydi. İkinci üründe bir şey vardı. Yok, Lip Butter'lar öyleydi. Fondöten de yoktu. Wet n Wild farlarda da bir al, ikinci de bir dolar eksik. Yani bir dolar kazan gibi bir şey vardı. Ve Physicians Formula, bunlarda da bir indirim vardı. %20 miydi? Bu arada bir al bir öde falan, onların üstüne ekstradan bir %20 indirim daha kazandım. Çok uygun bir alışveriş olmuş oldu. Şu yeni çıkmış olan Happy Booster'ların bronzerlarından, bu yeni çıkmış olanı şöyle göstereyim. Bendeki Bronze Natural olan, bunu bulabildim. Daha ve hatta bunlar bir iki kere de yapılmış siparişler. İlk seferde bulamamıştım. Bu bir. Bunun dışında ay çok güzel böyle kutuda yine dışı kot görünümlü bir kutuda olan var. Kırmızı böyle korse gibi ve topuklu ayakkabı şeklinde allık ve falan. Onlardan yoktu. Onlar da listemdeydi. Fakat onlar out of stock'tu. Drugstore.com'da onları alamadım. Bu geçen sene ya da ondan evvelki sene çıkmış olan allıklardan. Türkiye'den almak üzereydim. Türkiye'de en ucuzunu 48 liraya buldum galiba bir internet sitesinde. Ve ben bunu 8 dolar 7 dolar gibi bir şey getirdim indirimle. Bunları biliyorsunuz, içinde aynası ve küçük fırçası da var. Ben hangi rengini almışım? Warm olanını almışım bunun da. Bir de biraz daha pembe tonlu olanı var galiba. Bir de bunu çok istiyordum. Kullanmaya kıyabilir miyim bilmiyorum. Aşk yaşıyorum. Çok güzel. Eminim. Bütün kızlar bayılacak buna. Böyle açılıyor. Burada aynası var. Ondan sonra içinden hem bir tane dandirik fırçası çıkıyor. Sanırım kullanmam. Sonra bir tane şöyle bir puf çıkıyor. Çok şeker pembe. Benim gibi powder puff. Ondan sonra da bronzer kısmına geliyoruz. Hazır mısınız? Hazır mıyız arkadaşlar? Kalpler. Ha, çok şekerler. Dokunmaya kıyamıyorum. Gösteremeyeceğim çünkü kırılıyorlar. Yumuşaklar çünkü. Kalp. Beni benden aldı bunlar. Çok beğendim. Kullanmaya kıyabilir miyim? Kullanır mıyım? Bilmiyorum. Yani bunu sadece çok güzel gözüktüğü için aldım. Kabul ediyorum. Yani çok mutluyum. Bakıp bakıp bunlara mutlu oluyorum. Bunlar drugstore.com'dan aldıklarımın hepsi bu kadar sanırım. Bir de bu var. Göstereyim, 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 göstereyim. Bunu göstereyim. Clarisonic'i aldım sonunda. Ve yeşil buldum. Çok mutluyum. Bunu da çok uzun zamandır, bir senedir falan sürekli kuzenimle bakıyorduk. Amazon'dan baktık, Sephora'dan baktık falan. Mia bu. Mia 2 değil. Mia 2'de çok güzel renkler var. Ben bu cins şeylerde böyle mor falan çok seviyorum. Pembe seviyorum ama canlı renk istiyordum. Genelde bunun kalmış renkleri uçuk sarı, uçuk lavanta, uçuk pembe, bebek mavisi. Onlar olsaydı herhalde bilmiyorum ya lavantayı alacaktım ya beyazı. Çünkü canlı renk istiyorum. Bir tane turkuaz vardı Amazon'da. Onu kaçırdık. Sonra bulamadık. Turkuazı kaçırdım. Desenlilerden de istemiyordum. Sonra drugstore.com'da bu fıstık yeşil dediğin ne bu? Kelly Green diye satıyorlar bunu. Adı Kelly Green. Bunu buldum. Çok sevdim. Yeşil de seviyorum biliyorsunuz. Canlı renk seviyorum böyle şeylerde. 109 dolardı galiba. Tabii bunların hepsinin, ups, pardon. Bunların hepsinin artı KDV'si var. Fakat üstüne %20 indirim vardı Drugstore.com'da. Ve bunu da Drugstore.com'dan almış oldum. Drugstore.com alışverişi de öyle. Kapı çaldı. Ona koştum geldim. Son bir parçam kaldı. Onu da gösteriyorum. Başka bir şey kalmadı herhalde. Gelmeden evvel telefon ettiğim Nordstrom'a gidiyorum. Başka son istediğim bir şey var mı diye. Dedim olmaz mı? Ölüyorum, bitiyorum. Tatam. Tatam. Grindo paleti söyledim. Aslında Theodora palet renk olarak ilk baktığımda daha çok beğenmiştim. Yani daha kahveler, yeşiller falan var içinde. Fakat o tarz elimde daha çok ürün var. Onun için bunun içinde çok değişik farlar var. Duochrome gibi olanlar falan. Onun için mantıklı olan buydu. Bunu aldım ve bayıldım. Ötekini de
Gittiğinde bulursa, bu kadar istediğim Sony, gidince bulursa ben sana onu da alırım dedi. Onu da alacak ama elime ne zaman gelir bilmiyorum. İçinden Glinda dudak kalemi, dudak ruj, neyse parlatıcı adı neymiş? Super Saturated High Gloss Lip Color Glinda. Yani gloss kalem tarzında bir şey. Rockstar Mini Boy göz kalemi. Mini Boy demeyelim de buna işte yarım normal kalemden. Ve renkler şöyle. Tabii ben de yine bir ışık problemi var ama anlıyorsunuzdur. İşte şöyle pembemsi bir renk var. Pembemsi değil, pembe. Bu çiftli olan, bu da çiftli olan. Bununla inşallah güzel güzel makyajlar yapacağız. Hop, bunu da almış oldum. Çok mutluyum. Theodora da inşallah elime gelirse onu da göstereceğim. Amerika'dan gelenler bu kadar. Umarım sizin de elinize böyle bir fırsat geçer. Çünkü pardon, buradan aldığımız markası önemli değil. Yani Sephora'da satılan bir ürün fiyatına oradan iki şey alabiliyoruz neredeyse. Onun için inşallah herkes istediklerini alabilir. Şu yasak kalkar da hepimiz kurtuluruz diyorum. Bu video bu kadar. Bir sonrakinde 8 Mart ve onun dışında aldığım alışverişleri çekeceğim. Sonra da inşallah bitenler çekeceğim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.